Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli izleyiciler, Bir Hayat Sahabe programıyla daha yine sizlerle beraberiz. Dünkü programımızda sahabe efendilerimizden, İslam'da ilk şereflenen büyüklerden Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hayatına kısaca değinmiştik. Bugün de Rabbimin izniyle inşallahü teala sahabe hayatı hususunda genelde sahabenin ne anlama geldiğini, sahabe efendilerimizin yaşantılarının nasıl olduğu ve sahabe dendiği zaman bizlerin ne anlaması gerektiği hususunda sohbet edeceğiz inşallah. Bugünkü sohbet konuğum ilahiyatçı, eğitimci, yazar Mehmet Özçelik hocam. Mehmet Özçelik hocamı tabii şu anda ekranda gördüğünüz zaman daha önceden aşina olduğunuz bir yüz. Bugün Ramazan olması hasebiyle hocamızdan da istifade etmek istedik. O yüzden Hayat Sahabe programına hocamızı konuk ettik. Evet Sayın Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet hocam, Ramazan-ı Şerif'in bugün ikinci günü. Evet. Rabbim inşallah oruçlarımızı dergah hizmetinde kabul eder. Ramazan'ın bereketinden, mağfiretinden cümlemizi ve cümle Müslümanların hepsini de nasipkar eder inşallah. Teala. Hocam, sahabe efendilerimizi anlatırken ciltler dolusu kitaplar da yazılsa elbette ki bitirebilmemiz mümkün değildir. Şu Ramazan-ı Şerif içerisinde maksat hem o sahabe efendilerimizin şefaatine nail olma hem de onları biraz daha yakinen tanıma açısından sahabe dendiği zaman veya hayatı sahabe, sahabenin hayatı dendiği zaman bizlerde nelerin çağrışım yapması gerek Sayın Hocam? Ben yani hakikaten gerek Hazreti Adem'den beri insanlık hayatına baktığımızda, gerek Efendimizle beraber zamanımıza kadar gelen zaman süresi içerisine baktığımız zaman, evet, öyle zannediyorum ki insanları en fazla etkileyen iki faktör var. Birincisi peygamberlerin hayatı, ikincisi ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bizzat onun sohbetinde bulunmuş olan sahabelerin hayatı. Evet. Sahabelerin hayatı bir derece aslında bütün asırlar için bir şablon olmuştur. Bu Efendimizin de aslında bir derece her bir sahabede ayrı ayrı bir temessülüdür. Yani teşbihte hata olmasın. Efendimiz'i şahsiyetlere ayırsaydık, yani muhtelif şahsiyetlere ayırsaydık, muhakkak Efendimiz'den 1000 ayrı ayrı parça halinde şahsiyet çıkarsaydık, inanın o şahsiyetler içerisinde Hazreti Ebubekir çıkacaktı, Hazreti Ömer çıkacaktı, Hazreti Osman, Hazreti Ali çıkacaktı vesaire. Her bir sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hususiyetini almış. Yani diyelim ki malumunuz, Hazreti Ebubekir'de bir sıddıkiyet var, bir sadakat var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeta sıddıkiyeti Hazreti Ebubekir'de teşahhus etmiş, tezahür etmiş. Onda adeta bir Hazreti Ebubekir olaraktan cisimleşmiş. Yani Hazreti Ebubekir'i teşbihte hata olmasın. Manevi olarak süsseniz, eritseniz, buharlaştırsanız ondan Efendimiz'in sıddıkiyeti ve sadakati çıkacak. Evet. Hazreti Ömer'i manevi hale getirip sıksanız, buharlaştırsanız, manevi bir şahsiyet oluştursanız, ondan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adaleti, adil oluşu. Ki tabii o da ayrı bir cihet. Mesela Efendimiz de Cenab-ı Hakk'ın birçok sıfatlarını en mükemmel manada, malumunuz Kur'an ifadesiyle Üsve-i Hasene dediğimiz en güzel bir surette kendi şahsiyetinde yansıtmıştır. Hı. Diğer bir taraftan Hazreti Osman'a baktığımız zaman Efendimiz'in hilmi, halimiyeti, bir taraftan Efendimiz Hazreti Ömer gibi hakikaten celadetli iken bir taraftan bakıyorsunuz Hazreti Osman gibi halim bir surette. Yine diğer bir taraftan bakıyorsunuz ilmin kendisi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ilmin şehri olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim şehrime diyor Ali kapısıyla girebilirsiniz. Ene medinetul ilmi ve aliyun babuha. Ben ilmin şehriyim, Ali ise onun kapısıdır. Yani her bir sahabi özellikle ve özellikle dört halife Efendimizin ayrı ayrı hususiyetlerini kendi şahsiyetlerinde temsil etmişlerdir. Onun dışında diğer sahabeleri de Efendimizin her bir hususiyetinde, fedakarlığında, ondan sonra kardeşinin nefsine, kendi nefsini, onun nefsini kendi nefsine tercih etme gibi İsar hasletini yine her bir sahabede, bir Zübeyir'de, bir Talha'da her birinde ayrı ayrı rahatlıkla görebiliriz. Evet, hocam. Hocam zaten bundan bahsettiğiniz zaman aklıma hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe efendilerimizin Medine dönemi hemen aklıma geldi. Diyor sahabe efendilerimiz Medine sokaklarında dolaşırlarken işte arkadan baktığınız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yürüyor deniliyordu.
Fakat ön taraftan dönüp bakıldığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil de sahabe efendilerimizden bir tanesi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar özümsemişler. Şimdi bunu günümüze indirgeyecek olursak Sayın Hocam, çünkü o dönemle bu dönemi zaten kıyasladığımız elbette ki mümkün bile değil. Çünkü o dönemde kainatın efendisi yaşamış, fakat bu dönemde kainatın efendisinin maneviyatı yaşıyor. Şimdi o günden bugüne geldiğimiz zaman günümüz Müslümanlarının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan tıpkı sahabe efendilerimiz gibi tamamen özümseyerek yaşamaları hususunda neler tavsiye edebilir veya neler söylenebilir Sayın Hocam? Mesela şu anda teknoloji ilerlediği için imkanlar çok. Evet. Adam kuyuya da düşse, bir çölde de kalsa cep telefonunu açıyor, hemen bir imdat çağrısıyla, bir mesaj ile yardımına birçok kişilere koşuyor. Evet. Ama diyelim ki belki de bundan 20 seneden geriye doğru gittiğimiz zaman bir çöl ortasında, bir karanlık bir vadi içerisinde, vaha içerisinde, sıkıntılı bir ortam, kurtulma imkanı zor olan bir durum içerisinde elbette ki insanın tabiattaki Cenab-ı Hakk'ın bazı işaretlerinden istifade etmesi lazım. Bunu şuna bağlayacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumunuz buyuruyor ya, İnne ashabike nücum bi eyyihim iktedeytum ihtedeytum. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini uyarsanız, iktida ederseniz hidayeti bulursunuz. Hakikaten bu asırda insanlar manen karanlık ortam içerisinde. Bütün asırlarını adeta karanlıkları bu asra çökmüş. O halde bu asırda insanların yapacağı bir husus, madem ki o cehalet asrında, cehaletten kaynaklanan sebeple insanlar Efendimiz'e uydular, güneşi buldular. O halde böyle bir zaman içerisinde, tabii bizim elimizde Efendimiz gibi birinci derecede bir şahsiyet var ama o sahabelerde de insanlar kendilerini bulabilirler. Nasıl? Mesela her insan fıtraten aynı olmayabilir. Farklı fıtratta olan insanlar sahabe şablonu içerisinde, amblemleri içerisinde hangi sahabenin kendi fıtratına daha uygun olduğunu az çok insan hayatlarına tabii özellikle baktıkça bilebilir. Onun için bir insan bu zaman içerisinde o sahabelerden herhangi birisine iktida eder, uyarsa inanınız biraz belki mübalağa gibi olacak ama o sahabe dahi olsa onun elinden tutar. Evet. Yani manen dahi olsun o sahabe, o insanın, yani ey mübarek zat, hakikaten senin sıfatların benim bana biraz uyumlu geliyor, uygun geliyor. Onun için ben senin peşinden gidiyorum. Allah'ın izniyle, Cenab-ı Hakk'ın nusretiyle, Efendimizin o sahabeye vermiş olduğu terbiye ve onu kılavuzluk olaraktan Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla, o özellikleriyle, o insanı yanlış yola götürmeyecektir. Evet. O insan hidayeti bulacaktır. Hedefe o karanlıktan kurtularaktan mesaj alınacaktır kısacası. Evet hocam. Bir de hocam şimdi şu aklıma geldi. Mesela namaz kılmayan birisine namazı kılmasını söylediğimiz zaman evet. O zaman namaz kıl diyoruz bir Müslüman kardeşimize. Fakat o kardeşimize sen namaz kılmasını biliyor musun diye sormuyoruz. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Şimdi sahabe efendilerimizden bahsediyor. Sahabe deniliyor. Yani bunu belki daha önceki bazı sohbet ortamlarında da belki dile getirdik. Sahabe dendiği zaman aklımıza hemen yaş itibariyle yaşı büyük, 50-60 yaşlarında, işte uzun sakallı, biraz daha yaşı oturmuş kişiler genelde akla geliyor. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını bir gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman yaş ortalaması çok düşük. 18-25 yaş arası tabii. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz 9 yaşında. Mus'ab bin Ümeyr genç yaşında. 18 yaşında. Onun yanı sıra Abdurrahman bin Avf. Yani burada acaba hocam biz Müslümanlar da Efendimiz'i seviyoruz diyoruz ama sahabe efendilerimizi seviyoruz diyoruz ama belki şu anda bizim bu programın ismi Hayat-ı Sahabe. Belki ekran başındaki izleyicilerimiz bu Hayat-ı Sahabe'yi gördüğü zaman ya işte sahabe efendilerimizden bahsediyorlar deyip belki dinleyecekler ve dinliyorlar. Belki bir şeyler istifade ederiz diyorlar ama acaba sahabe efendilerimizden kaç tanesinin hayatını detaylı olarak bilebiliyoruz? İlk girişte ifademiz bana bazı şeyleri hatırlattı. Sahabilerden birisi geliyor ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki diyor, onunla ben cennete gireyim. Evet. Efendimiz kısacası şunu yaparsan cennete gidersin. Ya Resulallah, ben ne onunla eksilteceğim ne de onu arttıracağım. Bir. İkincisi, sahabenin
birkaç kişi geliyor İslam'ın ilk çağlarında. Ya Muhammed diyor, biz namaz kılmayız, zekat vermeyiz ama Müslüman oluruz, İslamiyet'i kabul ederiz. Deyince Efendimiz diyor ki, geriye ne kaldı ki diyor. Zaten iman ve ibadetten müteşekkildir İslamiyet. Yani İslamiyet'te birinci derecede ruhu olan imanı kaldırırsanız ve onun azası, organları olan, mütemmimi olan ibadeti kaldırır, namazı kaldırırsanız geriye ne kalmış olur. Onun için bu noktada bir insanın bir kere Hazreti Ebu Bekir gibi Miraç'tan döndükten sonra müşriklerin Hazreti Ebu Bekir'e malumunuz. Ha, bunu Muhammed mi söylüyor? Bitti. Yani bunu Efendimiz söylüyorsa bunun başka alternatifi yok yani. Madem o söylüyor, sadakta ve bil hakkine takta. Ya Resulallah, sen doğruyu söyledin, doğrusun ve hakkı söyledin. Yani bu durumda birinci derecede Efendimiz söylemişse, ikinci derecede yani bu sahabiler Efendimizin dizi dibinde tabiri caizse, tedrisatından geçmişse, onun hamuruyla, yoğurulmasıyla yoğurulmuşlar ise bu mesele de bitti. Bunlar beni hakikate ulaştırmış olur. Onun için bir de hoş olan bir nokta, uzun zamandır insanlara bakıyoruz, topluma hakikaten sahabe hayatına bir teveccüh var, bir ilgi var, bir alaka var. İnsanlar kendilerini sahabelerin içerisinde arıyorlar. Ama dediğiniz mana eksik olabilir. Yani insanlar kendilerini sahabede bulamıyor ama insanlar kendilerini sahabede arıyor. Bir sahabeden bahsettiğiniz zaman, ki buna çok şahit olduk hakikaten, vatandaş ağlıyor. Hangi pozisyonda olursa olsun bakıyorsunuz tamamen hüzünlenmiş. Ağlamaya kadar gidiyor. Kendisini tutamıyor. Sahabenin hayatı. Demek ki 1400 senede geçse kendi tabiri caizse alıcılarını o zamanki sahabilere bağlarsa, onların kapsamı alanına girerse etkilenmemek mümkün değil. Ama bu tabii sınırlı olmamalı. Yani onu şuurlu bir şekilde, bilinçli olarak bilirse onunla bağlantıyı sürekli sürdürür. Hocam peki bunda da acaba sahabe efendilerimizi tanıma noktasında, onları anlayabilme noktasında dini bilen kişilere daha fazla gayret, çaba göstermesi gerekmiyor mu? Şüphesiz. Zaten... Çünkü yani ben şundan dolayı söyleyeyim. Bugün mesela Türkiye'de metfun bulunan sahabe efendilerimizden iki tanesinin kabri kesin olarak belli. Bunlardan bir tanesi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'da, metfun Eyyub'de biliyorsunuz. Evet. Şimdi diğeri de bizim Adıyaman'ımızda. Bu bizim için çok büyük bir manevi zenginlik. Ve belki onun vesilesiyle Cenab-ı Allah Celle Celaluhu belki bizlere şefaat ettirir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizleri ümmet olarak kabul eder. Şimdi senelerden beri de Samsat ilçemizde Safvan bin Muattal Hazretleri var. Daha önceden halk tabiriyle söylüyorum, sahabe derlerdi. Sahabe ziyareti. Fakat orada kimin metfun olduğu hususunda pek fazla bir şey söylenmiyordu. Şimdi burada tabii dini bilenler olarak, yani diyelim sizin gibi ilahiyatçı hocalarımız veya işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan hocalarımız, Diyanet Camiası, sağ olsunlar hepsi ellerinden geleni yapıyorlar ama burada halkı biraz daha bilinçlendirme hususunda gayret ve çaba olarak neler yapabiliriz? Yani sahabeyi vatandaşla buluşturmak lazım. Bugün İstanbul 15 milyon hep oraya akın ediyor. Evet. Eyüp Sultan'a akın ediyor. O insanlara sorsanız ilk size Eyüp Sultan hakkında söyleyecekleri ilk cümle şudur, birinci cümle. Bu Efendimizin tabiri caizse ev sahibidir. Ona ev sahipliği yapmıştır. Efendimiz gibi bir şahsiyet, kainatın hülasası onun evine misafir olmuştur. Evet. Peki Efendimiz onun evine misafir olmuşsa bize ne oluyor? Biz ona neden misafir olmayalım? Bir de bunu biraz daha açalım. Bir de mesela genel olaraktan Ebu Eyyub el-Ensari ile ilgili diyelim ki ilk etapta nüzul eden ayetler, tefsirlere bakılabilir. Ama şeyin ki ilk etapta Safvan bin Muattal Hazretlerinki o konuda bir kere tescilli. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'de ilk hadisesi denilen Hazreti Ayşe'ye yapılan iftira olayı ayetle tespit edilmiş. Yani bu şu demektir, Safvan bin Muattal Hazretleri Allah'ın kelamının içerisinde yer almış. Ezeli ve ebedi kelamullah'ın içerisinde yer almış. O halde bu Kur'an'ın içerisinde, Allah'ın kelamının içerisinde, kelamullah içerisinde yer alan bu şahsiyet neden bizim gönlümüzde yer almasın ki? Neden biz onun yanında yer almayalım ki? Neden biz de onun evine, türbesine misafir olmayalım ki? Yani bir derece tabii buyurduğunuz gibi, yani bu konuda birinci derecede sorumlu olanların o iletişim hattını
tabiri caizse santralları kurması lazım. Evet. Vatandaş ile o zatlar arasında, sahabe arasındaki iletişimi tesis edecek şahsiyetlerin öne çıkması lazım. Bu da neyle? O sahabileri sürekli ön plana çıkaraktan o şahsiyetlerin hakikaten Efendimiz'den sonra en mükemmel şahsiyetler olduğunu bir kere ortaya koymak lazım. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ya, diyor siz eğer benim bildiğimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız. Evet. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Yani bizler sahabe efendilerimizi ne kadar tanırsak, ne kadar bilirsek o kadar severiz. O kadar onlara yanaşmaya çalışırız. Evet. Şimdi onları işte sevme noktasında da onlardan her durumda, evimizin içerisinde olsun, iş yerimizde olsun, cadde ve sokaklarımızda gezerken olsun, hep onları hatırladığımız zaman, onların yaşadığı gibi yaşamak için gayret ve çaba sarf ettiğimiz zaman, ben öyle zannediyorum ki herhalde sahabe efendilerimiz, biz yürüdüğümüz zaman bile manevi olarak onlar da bizlerden beraber yürürler. İnşallah. Şimdi hocam, belki her şehrin girişine şu dörtlüğü, Farisi dörtlüğü atmak lazım. Büyük mutasavvuf olan Mevlana Camii'nin Farisi güzel bir ifadesi var, bir dörtlüğü var. Bu, yani nesim itibarıyla tam bunu hazmetmiş değiliz. Yani hazmetmiş olsak mesele hakikaten çözülecek. Mevlana Camii şöyle diyor Farisi beytinde: Ya Resulallah, çi başet künseki eshabı şiker, dahili cennet şevem der zümrey eshabı tu, o revet der cennet men der cehennem ke revest, o seki eshabı kev, men seki eshabı tu. Ya Resulallah, nasıl olur? O ashab-ı kehf'in köpeği, kıtmiri, o ashab-ı kehf'le beraber cennete girsin, ben cehenneme gireyim. Bu reva mıdır ya Resulallah? Eğer o kıtmir, ashab-ı kehf'in kıtmiri ise, ben de senin, herkesin cesaretle söyleyemeyeceği bir ifade hakikaten, ya Resulallah ben de senin, daha senin değil, ben de senin ashabının kıtmiriyim. Yani Mevlana Camii'de mi buyurduğunuz gibi, demek ki sahabeyi nasıl tanıyor ise, nasıl mükemmel hazmetmiş ki, sindirmiş ki, ya Resulallah Efendimiz'i geçiyor, artık Efendimiz için ne söyleneceğini artık söylemeye gerek yok da, ben daha senin ashabının kıtmiriyim ya Resulallah. Eğer o ashab-ı kehfin kıtmiri, o ashab-ı kehfle cennete gidecekse, ben de cehenneme gireyim. Bu reva mı ya Resulallah? O ashab-ı kehfin kıtmiri ise, ben de senin ashabının kıtmiriyim ya Resulallah. İşte bu manada hakikaten insanlar, demek ki o ashab-ı kehfin arkadaşı olma değil, Mevlana Camii gibi bir büyük mutasavvuf, onun kıtmiri olmayı kendisine reva görüyor ise, varın kendimizi, nefsimi, varın siz düşünün yani. Evet, evet. Yani onların kıtmiri olabilmek, bilebilmek, tanıyabilmek, anlayabilmek, hakikaten onların başta ifade ettiğimiz gibi Efendimiz'i en mükemmel bir şekilde temsil etmesi, adeta ondan maddi manevi bir parça olduğunu insanlar düşünürler ise, hakikaten o manada o sahabinin hayatı asırların içerisinde bir derece süzülmüş bir hayattır. Çünkü onlar en güzel makestir, en güzel aynadır. Efendimiz'i en güzel yansıtıyorlar. Malumunuz hep denilir ya, İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Arada yerle gök, hani dağla dağ kadar fark denilir ya, Sera ile Süreyya arasındaki fark kadar arada bir fark var. Nerede o Ömer, nerede o ikinci Ömer? Yani demek ki o halde bir insan sahabeyi kendisine örnek alırsa, demek ki eski Mehmet gidecek, yeni bir Mehmet gelecek. Nerede o eski Mehmet, nerede o yeni Mehmet? Kabilinden her insan kendisinde hakikaten bir sahabi şablon alırsa, o zaman hakikaten o farklılığı insanlar kendisinde rahatlıkla. Yani İslam'la şereflendikten sonra zaten kişilerde ister istemez bazı değişiklikler oluyor. Yani eski ve yeniyi değerlendirdiğimiz zaman tıpkı Hazreti Vahşi gibi. Yani niye? Sahabe Efendimiz. İslamiyet'ten önce kendisine Vahşi diyoruz. Yani niye Vahşi deniliyor? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Ve şehit etmelerine kalmamış. Ve öyle bir duruma getirmiş ki Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın göğsünü yarıyor ve ciğerlerini çıkarıyor. O derecede. Fakat Rabbim daha sonra imanla şereflendirdikten sonra Hazreti Vahşi oluyor. Yani eski Vahşi gidiyor. Gidiyor, sonradan imanla şereflendikten sonra Hazreti Vahşi oluyor. Hocam biraz böyle farklı bir şey ifadeyle dile getirmeye çalışayım.
Zaten iman olmadan, İslamiyet olmadan şeref de olmaz. Evet. Onlar İslam'ı en mükemmel şekilde hakikaten temsil ettikleri için tabiri caizse birinci elden ve birinci dilden. Taru taze. Ayet yeni inmiş. Ayet onun hakkında inmiş. İslamiyet'in ilk temel harcı onlar. Temeli harcına atmıyor. Temelinin harcı kendisi. Yani her bir sahabe İslam binasının temeline harç olmuş. Harç atmamış. Harcı kendisi olmuş zaten. Kur'an'ın tamamı malumunuz. Ayetlerin nüzul sebepleri vardır. Ayetlerin inişinde o sahabe faktör olmuş. Mesela Ümmü Mektum'u kim unutur ki? Bir ayetin inmesine o vesile oluyor. Efendimizin malum olay uzun da abese ve tevella en ca'ahul a'ma. Yani bu ayet eğer inmişse asırlarca bu insanlar bu ayeti okuyor, bu ayetten ders çıkartıyor ise gözü olmayan ama bir Ümmü Mektum'un sayesinde. Bir de Kur'an'ın tüm ayetlerini düşününüz. O ayetlerin inmesine, asırlara ışık tutmasına, insanlar tarafından okunup ruhlarına gıda olmasına, hayatlarına hayat olmasına vesile olacak tabiri caizse tetikleyici unsur onunla sahabeler olmuş. Evet. Bu ne demektir? Mefhumu muhalifiyle, ters orantılıyla sahabeye kaldırınız, İslamiyet olmayacak. Evet. Demek ki İslam'ın temelini oluşturan onlar olmuş oluyor. Yani Efendimiz'e bağlılıkları. Evet. Yani bizi zaten en fazla ilgilendiren kısım, zaten sahabe olmalarındaki sebep iman etmiş olmaları, evet, değil mi hocam? Çünkü o kutsal topraklara giden kardeşlerimiz hemen bundan bahsedersek hatırlarlar Mekke-i Mükerreme'de. Bir yanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi, diğer tarafta Ebu Cehil'in evi. Hemen Ebu Cehil'in evinin yanında, işte diyelim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani Erkam'ın evinde buluştular deniliyor ya, şimdi orada söylenince sanki Erkam radıyallahu anh'ın evinde buluşulmuş gibi. Ama halbuki evi iki katlı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu Cehil ve taifesi rahatsız edince, Efendimiz oraya taşınıyor, buraya gel diyor ya Resulallah. Yani demem şu, şimdi bir yandan o sahabe efendilerimiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş, diğer taraftan Ebu Cehil, As bin Vail ve Ebu Lehebler de görmüş. Ama arada işte biraz önceki belirttiğiniz gibi iman farkı. Evet. Birisi iman etmiş, sahabe olmuş. Fakat diğeri iman etmemiş, cahillerin babası olmuş. Sahabeye, evet, baktığımız zaman hep dikkat çeken nokta şu. Her seferinde fedake ümmi ve ebi, fedake ümmi ve ebi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sahabeye baktığın zaman sahabe yok. Ne Ömer var, ne Osman var, hiçbir sahabe yok. Niye? Çünkü kendilerini Resulullah'ın havuzunda eritmişler. Evet. Yani ayrı bir şahsiyet olaraktan haşa Resulullah'ı gölgelendirebilecek en küçük bir sivri noktaları yok. Kendileri yok artık. Çünkü kendilerini Resulullah için feda etmişler. Her yönüyle ona feda olmuşlar. Resulullah bir yana. En sevdiklerini feda etmişler. Anam babam, insanın annesinden babasından daha fazla sevdiği mi olur? En, evet, sevdikleri değerlerini Resulullah için feda etmiş. İmanla nasiplenmediği zaman baba ile evlat, evlat ile baba karşı karşıya gelebilmiş. Niye? Çünkü her şeyi kendisi için feda ettiği bizzat Aleyhisselatü Vesselam'ı ortadan kaldırmaya çalışan bir kişi için o nedir? Kendisini yine o şahsiyet için feda etmek, karşıdakini tabiri caizse diskalifiye etmektir. Evet. Onun için bu manada sahabede de feda olan insan aslında dolaylı olarak Efendimiz'e de feda olan insandır. Yani bir insan böylece o sahabinin halini mahsedebilmesi, emebilmesi, kendisinin de o sahabeye, Efendimiz'e dediğini diyebilmesiyle, fedake ümmi ve ebi, ey ya Ömer, ey ya Hazreti Ebu Bekir, anam babam sana feda olsun. Niye? Çünkü o da her yönüyle kendi en bir enaniyet gibi gelinebilecek buz parçası olan o benliğini tutmuş Resulullah'ın havuzuna atmış. Evet. Onun havuzunda eritmiş. Artık ne Ömer var, ne Osman var, ne diğer sahabe var. Hepsi Resulullah'ta feda olmuş, Resulullah'ın havuzunda adeta hepsi erimiş olmakta. Yani o manada insan en azından onların hayatında birinci derecede gölgesiz olarak yansıtabilirse, demin buyurduğunuz gibi, nasıl ki sahabeler yürüyen Efendimiz oldularsa, evet, bir insan da adeta hakikaten Cenab-ı Hakk'a bir nasip etsin, yürüyen bir sahabe. Arkasından bakıldığı zaman, ya şu Ömer'e benziyor. Şu Hazreti Erkam'a benziyor. Şu Ümmü Mektum'a benziyor. Tabii onu sindirebilmek. Sindirebilmek. Çünkü onların ilk muallimi Efendimiz'di. Evet. Efendimiz'in putasında onlar eridiler. Efendimiz'in terbiyesinden geçtiler. Birinci elden ve birinci dilden. Ben Kur'an'da şu hep dikkatimi çeker. Allah kendisini hep tavsif ederken
semi birinci derece semi basir, semi alim gibi işiten ve gören, işiten ve bilen diye tavsif eder. Bu onun içindir ki birinci derecede işitmenin İslamiyet'te rolü büyüktür. Malumunuz sahabeyi sahabe yapan olay onların çok iyi daktilo kullanmaları, bilgisayar kullanmaları, yazı yazmaları, kalemle yazmaları değil. Sahabe malumunuz sohbet kökünden geliyor. Sahabeyi sahabe yapan sohbete mazhar olması. Direktmen Efendimizin Sıbratallah ve men ahsanu minallah sıbah ayetinin tabirince diğer bir yansımasıyla bizzat Efendimizin boyasıyla boyanmışlar. Evet. Efendimiz nasıl ki Kur'an'ın boyasıyla tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın boyasıyla kulukuhul Kur'an, Kur'an'ın boyasıyla nasıl boyanmışlar ise sahabiler de Efendimizin boyasıyla boyanmışlar. Onun için sahabi o konuda her yönüyle Efendimiz'i yansıttığı için, kendilerinden hiçbir şey katmadıkları için o sohbetin iksiriyle adeta, affedersiniz tabiri caizse, sarhoş olmuşlar. Sahabe sarhoş olmuş Efendimiz'in o sohbetinden. Bir sohbet, bir kere dinliyor Efendimiz'i, sadakta ve bil hakkına taktı. Sen doğruyu söyledin, sen hakkı söyledin, sen gerçeği söyledin diye anında teslim oluyor. Yani subhanallah. 40-50 yıl bir insan, affedersiniz, bozuk bir yolda gitsin, menfi bir yolda gitsin, ondan sonra birden hepsinin üzerine çarpı çekerekten sen haksın, senin de söylediğin haktır. Ve sahabe geliyor, bu simada yalan yok diyor. Hemen orta teslim oluyor. Evet. Hemen teslim oluyor. Binlerce mucize görmüş, o ayrı. Ama Efendimizin simasını görerek, bu sözde yalan yok diyor, sözünü işiterekten anında orada Efendimiz'e teslim oluyor. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik yeni verildiği dönemde malumunuzdur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o panayırların düzenlendiği zamanlarda evet. Çadır çadır geziyor. Evet. Kabe'nin etrafında. Oralarda dolaşıp İslamiyet'i anlatıyor. Zaten o dönemdeki Mekke-i Mükerreme ile bugünkü aynı değil. Çünkü o zaman da Mekke'nin bir girişi var. Küçük bugünkü gibi değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da oradakilere Allah'ı anlatıyor. İmandan bahsederken Ebu Cehil ve Taife'si kapının girişinde bekliyor. Ve başka kabilelerden dışarıdan gelenlere diyor filan yerde bir Muhammed var sakın ha onun yanına gitmeyin o sihirbaz sizi kandırır. Şimdi Efendimizin hani biraz önce belirttiniz ya görür görmez iman etmesi, inanması. Tabi eğer kalp mühürlü değilse. Onların vesilesiyle Cenab-ı Allah Celle Celaluhu o gelen kişileri Efendimiz'e gönderiyor. Onlar Efendimiz'i dinliyor ve görüyor gördükten sonra iman ediyor. Yani bu aynen günümüzde de mevcut hocam. Yani bizler bile diyelim ki herhangi bir sohbetten mahrum kaldığımız zaman hemen bir zayıflama oluyor. Fakat sohbeti dinlediğimiz zaman eğer günahkar bir insan bile olsa yani içkiden, kumardan, zinadan ayrılmamış, devamlı bunu yapan birisi bile olsa böyle manevi bir atmosfer içerisine girdiği zaman Allah ve Resulü'nün bahsedildiği bir sohbetin içerisine dahil olduğu zaman, onu dinlediği zaman o an için bir bakıyorsun ki adeta o kişi melekleşiyor. Aziz hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eline taş alıyor, taşları zikrediyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde sohbet ederken minber değiştirilecek, minberin altına konulan kütük yerinden ayrıldığı için mescitte bulunan bütün sahabilerin işitmesiyle o kütük hüngür hüngür ağlıyor. Evet. Bir kişiye diyor, ila eyne, nereye gidiyorsun diyor, ila ehli, aileme gidiyorum. Peki ondan daha hayırlı bir şey sana söyleyeyim mi diyor, söyle diyor, nedir diyor. Allah'tan başka ilahın olmadığı, benim de onun Resulü olduğuma şehadet etmendir. Peki diyor buna delil nedir diyor. Ne olsun diyor Efendimiz. O diyor ki o kişi şu ağaç olsun diyor. Çağır buraya gelsin diyor. Efendimiz ağaca emrediyor. Ağaç yeri yararaktan Efendimizin huzuruna geliyor. Esselamu aleyke ya Resulallah diyor. Adam şaşırıyor acaba ben mi yanlış gördüm. Emret geri gitsin diyor. Efendimiz ağaca emrediyor. Geri yerine gidiyor Aziz Hocam. Taş dile gelir, kütük hislenir ağlar ise, ağaç emre itaat eder ise, taş bile erir ise, Efendimiz'e itaat ederse, çok affedersiniz. Ben insanım diyen bir insan, ben insanım diyen bir insan, Efendimiz'in o sözünün karşısında erimemesi, hislenmemesi, duygulanmaması, kabul etmemesi mümkün mü hakikaten? Öyle durumda Allah aşkına ona insan denilebilir mi? Taş itaat ediyor. Affedersiniz odun kütük. Hüngür hüngür ağlıyor, hisleniyor. Ağaç emrine itaat ediyor. Affedersiniz hayvanlar dile geliyor. Hayvanlar dile geliyor, itaat ediyor. Şimdi o sahabe evet hakikaten vahşi durumda. Belki de en ecehel durumda, cahil de değil. En ecehel durumda.
Ama bir taş erirse Efendimizin karşısında onun kalbinin erimemesi için bilmiyorum. Kur'an'ın ifadesiyle ulaike kel en'am belhum atallu demek lazım. Yani artık ona taş da dememek lazım. Ona odun da dememek lazım. Aşağıda nereye bulursanız oraya yerleştirmez. Evet, zaten Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Tin suresinde de yemin ederek söylüyor ya, iman edenle etmeyeni karşılaştırma hususunda. İncire, zeytine, Tur-i Sina dağına ve o mübarek belde olan Mekke-i Mükerreme'ye yemin olsun ki biz insanı en üstün bir şekilde yarattık. Ve sonra onları aşağıların daha aşağısına indirdik. Fakat ancak o kimseler ki iman edenler ve salih amel işleyenler, onlar için büyük bir ecir ve mükafat vardır diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Şimdi zaten sahabe efendilerimizin hayatına baktığımız zaman, hani biraz önce de örneği verdiniz, Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın fedake ümmi ve ebi, annem ve babam sana feda olsun demesi, bu Resulullah Efendimiz'e bağlılığını gösteriyor. Yani sahabe efendilerimizi biz böyle tanıdığımız zaman, böyle bildiğimiz zaman, ben inanıyorum ki aradan 1400 yıl bile geçmiş olsa, 2400 yıl bile geçmiş olsa gene insanlarda değişiklik hemen anında olacaktır. İnsanların çünkü mayasında öyle bir şey var ki Sayın Hocam, eğer ona yumuşak yumuşak güzel güzel anlatırsan etkilenir ve öğrenir. Tıpkı Cenab-ı Allah'ın Firavun'a Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ı göndermesi gibi, ona yumuşak bir sözle söyleyin diyor ya. İşte bugünkü günümüz insanlarına da aynı şekilde. Yani biz bugün belki sahabe efendilerimizi tanımayan, bilmeyen, belki farkında olmadan İslam'ın yasaklamış olduğu şeyleri yapan insanlar, ben öyle inanıyorum ki onlar gerçeği öğrendikleri zaman o yaptıklarına çok çok pişman olacaklar. Hocam mesela nefsim için söyleyeyim. Yani hakikaten ben Allah için maddi manevi ne kadar iş yapabiliyorum, ne kadar fedakarlık yapabiliyorum. Ama bir sahabeye baktığınız zaman Hazreti Ebu Bekir'e geriye ne bıraktın ya Ebu Bekir? Allah ve Resulü'nün sevgisi. Yani hadi diyelim ki Ebu Bekir birinci derecede ulaşılmaz bir noktada. Ama beriye geliyor Hazreti Ömer. Ne bıraktın ya Ömer? Ya Resulallah, evimde ne varsa her şeyi ikiye böldüm. Yani evinde, nefsimiz için, evinde ne varsa ikiye bölüyor. Yarısını getiriyor Resulullah için. Yani belki kılıflar uydurabilir insan. Ya evinde şu kadar vardı, az vardı vesaire. Bir insan fedakarlık noktasında, hatta birisi demiş ki, iki arkadaş birbirleriyle konuşurken, ya demiş ben trilyoner olsam var ya, Allah yolunda bunları hep sarf ederim demiş. Öbür arkadaş işte demiş, şu anda cebinde ne kadar var demiş. Vallahi demiş işte 100 milyon var demiş. Tamam, trilyon hepsini bağışlamadı demiş. Gel demiş 100 milyonun yarısını bağışladı. Evet. Şimdi ondan biraz zorlanıyor. Niye? Çünkü o var. Onu vermesi biraz zor. Bakıyorsunuz ensara bakıyorsunuz. Muhacire her şeyini. İki eşinden birisini veriyor. İki evinden birisini veriyor. İki iş yerinden birisini veriyor. Her şeyi o da pastayı ikiye bölersiniz gibi ikiye bölerekten veriyor. Yani aman Allah'ım, bu nasıl fedakarlık ki? İşte sahabe budur hocam. Yani tabii kısa zamanda asırların ifade edemediği o şahsiyeti biz nasıl ifade edelim? Teşbihte ata olmaz. Herhalde sonlara mı yaklaşılıyor? Evet. Efendimiz için bir ifade kullanılıyor. Yani bunun gölgesi de olsa sahabelere yansıyabilir. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَكَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَكَالَتِي بِمُحَمَّدٍ aleyhissalatü vesselam. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, ben sözlerimle seni övmedim, övmedim ve de övmem. Belki seni överken kendi sözlerimi övmüş oldum. Mübalağa etmiyorum ama biz sahabelere her ne kadar övmeye çalışırsak çalışalım, öyle zannediyorum ki biz kendimize övmüş oluruz. Hocam zaten onu burada yani bizim sahabe efendilerimizden bahsetmedeki amaç gaye onları övme değil. Çünkü neden? Çünkü onların övülmeye de ihtiyaçları yok. Çok özelliği var çünkü. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara ashabım demiş. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onları diyelim ki mesela gökyüzündeki yıldızlar gibi göstermiş bize. Yani onlar için bizim onları meshetmeye, övmeye hiç ihtiyaçları yok. Eğer ihtiyacı olan biri varsa ben öyle zannediyorum ki bizleriz. Onları tanıyacak, onları bilecek ve onların yaşadığı gibi yaşamaya çalışacağız ki kainatın efendisine mahşer gününde, o hesap gününde komşu olabilelim. Onun havz-ı kevserinden içebilmenin en güzel yollarından birisi işte bu sahabe efendilerimizin göstermiş olduğu yollardan gidebilmek. Nefsim olarak hakikaten herkes kendisine en yakın olan sahabenin potasında eritmesi lazım. Evet. Kendisine en yakın fıtrat yönüyle, tavır yönüyle, mesela sert olan bir insan Hazreti Ömer'i kendisine rehber, örnek, yıldız alabilir yani. Bu manada o şekilde burada hocam, şu da var yani aklıma geldi. Şimdi bazı yerlerde bazen söylüyoruz. Şimdi örneğin diyelim ki
Benim ismim Abdurrahman. Abdurrahman da kimin ismi? Abdurrahman bin Avf. Evet. Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın hayatını İsmail ne kadar biliyoruz? Evet, yani sadece isim olarak değil. Evet. Yani onun hayatı hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Evet. Bugün bizler Müslümanız elhamdülillah. Biz iyiyi de kötüyü de sahabe efendilerimizin bizlere kadar getirmiş olduklarından öğreniyoruz. Niye? Onlar Efendimiz'den öğrenmiş ve zincirin halkaları gibi ta günümüze kadar gelmiş. Şimdi sahabe efendilerimizden tabii bahsederken hep erkek sahabelerimizden bahsetmiş. Şu anda hemen programımızın sonuna doğru aklıma Hazreti Fatıma radıyallahu anh geldi. Diyor ben vefat ettiğim zaman diyor beni gece defnedin. Niye diye soruyorlar. Çünkü o Suudi Arabistan'a, Mekke-i Mükerreme'ye gitmiş olanlar, hac ve umre için gitmiş olanlar görecekler. Hemen hemen her vakitte Kabe-i Muazzama'da veya Mescid-i Nebevi'de bir cenaze namazı kılınır. Cenazeler getirilir. Ve o cenazeler getirilirken o taşıma tahtasının üzerinde üstü açıktır. Vücut azaların belli olmasın diye beni gece defnedin diyor Hazreti Fatıma radıyallahu anh. Şimdi bizler Fatımalar, Ayşeler, Hatice'ler, Sümeyye'ler, bizler acaba kimi örnek alıyoruz? Acaba şu anda Ayşe olan, Fatıma olan, Hatice olan, Hazreti Hatice annemiz karşılarına çıksa, Hazreti Ayşe annemiz karşılarına çıksa, Hazreti Fatıma annemiz karşılarına çıksa, acaba ne hale koyacaklar kendi kendilerini? Yani bu şu anki ben Müslümanım, ben İslamiyet'i yaşamaya gayret ve çaba sarf ediyorum, ben sahabe efendilerimizin hanımlarına, sahabilere benzemek istiyorum diyerek şu anki yaşantılarımızla onu kıyasladığımız zaman çok acıklı bir durum. Hocam genel bir şey var ya, her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın var. Evet. Belki çok büyük iddia gibi olacak ama inanınız, belki mübalağa gibi gelecek. Eğer Hazreti Hatice olmasaydı ne tabiri caizse Efendimiz olurdu, ne İslamiyet olurdu, ne bu zamana gelirdi. Neden mi? İlk vahiy geldiğinde Efendimiz titriyor. O telaş, heyecan içerisinde eve geliyor. Hanımı Hazreti Hatice, ya Hatice zemniluni, zemniluni, üzerimi ört, üzerimi ört. Efendimiz yatıyor, uyanıyor. Efendimiz'e soruyor, ne oldu, ne durum nedir diye Efendimiz durumu arz edince, Allah kendisinden edebiyen razı olsun. Hazreti Hatice diyor ki, ya Muhammed diyor, sen güvenilir bir insansın, emin bir insansın, akrabanı gözetirsin. Allah seni mahcup etmez, Allah seni yarı yolda bırakmaz. Korkma ya Muhammed. İnandığını söyle diyor. O haktır. Benim diyor bir amcazadem var. Varaka bin Nefel. Evet. Gidelim ona durumu arz edelim diyor. Kısacası gidiyorlar. Ona arz ediyorlar. Varaka bin Nefel. Ooo maşallah maşallah. Tebrik ederim seni. Tebrik ederim. O İsa'nın, Musa'nın bahsettiği peygamber sensin. O onlara gelen melek Cebrail sana da geldi diye kısacası çok uzunca İşaretlerde hatta Kur'an'da saniyesi neyini diye geçiyor Hazreti Ebu Bekir. Hicrette 2'nin ikincisi. Evet. Varaka bin Nefel diyor ki ah diyor. Şu Mekkeliler diyor seni buradan çıkarttığında keşke ben de senin yanında 2'nin ikincisi olsaydım. Onun o sözünü Allah Kur'an'a alıyor. Yani seninle beraber hicret eden Ebu Bekir'in yerinde olsaydım. Yani Hazreti Hatice hem maddi hem manevi Allah kendisinden ebediyen razı olsun. Yani İslam binasının bu hale gelmesinde Efendimizin arkasında en büyük maddi manevi destekçi Hazreti Hatice annemiz. Evet. Hanımlardan eğer peygamber gelseydi Hazreti Hatice gelirdi. Efendimiz 4 tane farklı hususiyette olan şahsiyeti sayarken Firavun'un hanımı Asiye, Hazreti Meryem ve Hazreti Hatice ve Hazreti Fatıma. Yani Hazreti Hatice ve Hazreti buyurduğunuz gibi Fatıma peygamber sıfatında. Zaten peygamber eşi, peygamber çocuğu, peygamber olabilecek sıfatta bir şahsiyet. Bir de öyle bir şey ki hocam, yani Hazreti Hatice annemiz Mekke'nin en zenginlerinde. Evet. Ticaretle iştigal eden, meşgul olan bir sahabe efendimiz. Sahabe annemiz. Evet. Peygamberimizin hanımı olduğu için zaten annemiz oluyor. Ve bu servetinin hepsini İslam uğrunda harcamış. Evet. Ve düşünün, o kadar zengin olan ve daha sonradan da açlıktan karnına taş bağlıyorsun. Sahabe efendilerimiz açlıktan karnına bir taş bağlarken kainatın efendisi 2 tane bağlıyor. Yani onun için buradaki ekran başındaki izleyicilerimize şu mübarek Ramazan-ı Şerif gününde yapacağımız hatırlatma şudur. Lütfen sahabe efendilerimizi, sahabi hanımefendilerimizi hepsini iyi tanıyalım. İyi bilelim. Onların hayatları hakkında bilgi sahibi olursak unutmayalım ki onların yaşadığı gibi yaşamaya gayret ve çaba sarf eder ve onlarla beraber haşr oluruz. Eğer biz onları seviyoruz diyorsak, eğer biz sahabe efendilerimizle beraber olmak istiyorsak, biz kainatın efendisinin
ashabını Efendimiz etrafına topladığı zaman biz de onlarla beraber olmak istiyorsak, onların yaşadığı gibi İslam dinini yaşamamız lazım. Çünkü yoksa eğer biz bunu böyle yapmazsak, Allah muhafaza, kaybedenlerden oluruz. Yani Hazreti Fatıma annemiz bütün dünyadaki herkes tarafından sevilir. Çünkü Hazreti Fatıma annemizin sevilme ve Hazreti Ali Efendimizin sevilme sebeplerinden bir tanesi de Ehl-i Beyt'ten olmaları. Velayet zincirinin ilk tabii halkı. Hazreti Hasan Efendimizin, Hazreti Hüseyin Efendilerimizin anne ve babaları olması. Ve daha sonra Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimiz, çünkü onlar da sahabeler ve onların torunlarının torunlarından ta bugüne kadar gelmişler ve bugün Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan gelenlere seyyid, Hazreti Hasan Efendimizin soyundan gelenlere de şerif denilmesindeki sebep yine o ebeveyn, yani Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali radıyallahu anh. Ve onların bağlantı yeri de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmazsa Ehl-i Beyt de olmaz. Evet hocam, çok teşekkür ettik programımıza konuk olduğunuz. Gerçekten doyumsuz bir sohbet oldu. Rabbim anlatılanlardan hem bizleri hem de ekran başındaki izleyicilerimizi hissedar kılsın inşallah. Ben şuna inanıyorum ki bu da Ramazan'ın bir bereketi oldu. En azından hayalen de olsun hocam. Evet. Saadete şöyle bir yolculuk yaptık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum sayın hocam. Evet kıymetli izleyiciler, bir Hayat Sahabe programının daha sonuna geldik. Yarın tekrar farklı bir konuk ve sahabe efendimizin hayatıyla buluşmak üzere. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diyorum. Allah'a emanet olun.